konuşmanızın içerisine rahim ağzı dediniz hocam. Hı-hı. Rahim ağzında oluşan rahatsızlıklar nelerdir? Evet, rahim ağzı çok önemli. Evet. Özellikle genç kadınların en büyük belası rahim ağzı kanseri. Genelde eğer kontrole gitmiyorlarsa geç fark ediliyor. İlişkiden sonra kanamalarda böyle özellikle biz rahim ağzı kanserinden korkarız. Masif cinsel yolla bulaşan hastalıklar çağımızın en büyük belası. Ve bu cinsel yolla bulaşan hastalıklardan HPV özellikle HPV virüsü rahim ağzı kanserine neden oluyor. %99 nedeni HPV virüsüdür. O yüzden düzenli kontrollere gitmek gerekiyor. Rahim ağzından simir denilen bir tarama testi yapıyoruz. Hücre sürüntüsü alıyoruz. Akıntıdan sürüntü alıyoruz. Çok basit bir yöntemle mikroskopta bakarak çeşitli değişiklikler olup olmadığına bakıyoruz. Hatta şimdi Sağlık Bakanlığı'nın çok güzel bir uygulaması var. Sağlık ocaklarında ASM'lerde rahim ağzı kanserinde, rahim ağzı sürüntülerinde HPV virüsü bakıyorlar. Çok da güzel bir tanı koydurma metodu ve ücretsiz yapıyorlar bunu. Rahim ağzı kanseri sürüntüsünü 5 yılda bir aldıklarında genç kadınları çok güzel rahim ağzından koruyor. Yalnızca tek bir handikapı var Sağlık Bakanlığı'nın. 30 yaşından sonra alıyor bunu. O yüzden 30 yaşına kadar biz takip ediyoruz. Ondan sonra gerekirse ya burada ya da aile hekimlerinden rahim ağzı kanser taramalarını yaptırabiliyorlar. Peki kişi hangi belirtilerle size geliyor hocam? Ağrıyla gelebilir, kanama düzensizliğiyle gelebilir, adet görmüyorum ya da çok görüyorum, aşırı görüyorum diye gelebilir. Genelde bu sebeplerle gelirler daha çok.